Bugün erken bir seçim olsa abi oyunuzu kime kullanırsınız? CHP. Neden abi? Niye? Bunu 20 seneden beri deniyorlar. Hayatım boyunca oy vermedim, yine de vermez. Bu zihniyetteyim ben. Ya Meral Akşener ya o. Ama masum yavaşa getireceğiz ya. Kısmetse. Abi ekonomi nasıl? Geçinebiliyor muyuz? Şimdi şu an şöyle bir durum var. Ben çalışıyorum, geçiniyorum ama şimdi şu Çerkezköy'de herkes geçinebilir. Ama bunu köy bazında düşünürsek çiftçinin hali şu an yani perişan. Zor bir durumda yani. Çünkü burada iş var. Biri çıkıp birinden girebiliyoruz. Yani böyle bir sistemimiz var burada. Ama Anadolu insanını düşünürsek geçim oralarda çok zor. Ha ben 11 senedir bir fabrikada çalışıyorum. Yani yılların şeyiyle beraber benim kendimde bir sorun yok. Ama bir alt kademede eğer bugün asgari ücreti düşünürsek bunun geçinme şansı biraz daha zor yani. Yani bu ama Anadolu kesimini düşünürsek o yani perişan oldu yani. Bu zamları nasıl buluyorsunuz abi? Zamlar bunlar şimdi şöyle bir şey. Türkiye 4-5 tane firmanın elinde. Abi işte yani biliyorsunuz abi 101 bilmem şu bu yani. Yani zamları tabii ki iyi bulmuyorum. Bugün benzin 17 lira olmuş, bir traktör 7 sefer bir tarlaya girecek. 7 sefer. Yani bundan ne ekin çıkacak, ne arpa çıkacak, ne buğday çıkacak yani 7 sefer girdiği zaman. Yani 17 liraya şey olur mu? Benzin olur mu? Bunun kökü 7 liraydı. Her sene bir zam olması lazım, bir sefer başka olmaması lazım yani. Şimdiye kadar Tayyip Erdoğan 94'ten beri Türkiye'nin başında sayılır, İstanbul'da olan Türkiye'nin başında sayılır. Çünkü 94'ten 2022'ye kadar Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan'ın yaptığı şeylerin hepsi şu an kendiliğinden çöpe gitti. Hepsi. Ha her şeyi yaptı mı? Yaptı. İnsanların yaşama şeyleri üst kalitiye çıktı ama şu an dönelip halka bakması lazım. Bugün mesela örnek Putin olayı var, Ukrayna savaşı. Putin'in biz şeyini izliyoruz. Adam Mossad'da çalışmış, gizli servis ajanıymış. Bu adam ne yaptı? Bütün işverenlerinin hepsini masaya oturtturdu. Hatta videosunu izledim. Kalemi attı böyle, imzalayacaksın onu dedi. Ve geldi imzaladı, kalemi ver bakayım dedi aynı böyle hiç. Yani normal bir arkadaşa söyler gibi kalemi verdi. Yani Tayyip Erdoğan acilen vatandaşa dönmesi lazım. Yani zamlar fazla. Bugün abi erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye kullanırsınız? Şeye gitmedim, sandığa gitmedim. Neden abi? Çok büyük Tayyip Erdoğancıyım. Çok büyük Tayyip Erdoğancıyım. Tayyip Erdoğan derse ki İstanbul'da bir mitingim vardı da filanca yani ismim Mahmut. Mahmut gelmedi derse ayıp eder. Çünkü İstanbul'dan Tekirdağ'da bir tane mitingini bırakmadım. Yani Tayyip Erdoğan, kurallardan beri her oyum Tayyip Erdoğan'aydı. Geçen dönem seçime kızdım Tayyip Erdoğan'a vermedim. Ha bu senede ya ben sandığa gitsem Tayyip Erdoğan'a veririm. Başka kimseye de vermem. Ya bu senede ben düşünmüyorum sandığa gitmeyi. Çünkü halka bakması lazım bu. Bugün değişmiş olsa yeni gelen hükümet sizce bu zamları aşağı çeker mi? Hayır çekemez. Elimizde bulunan en iyisi bu. En iyisi bu. Yani düşünmüyorum yani. İmamoğlu gördün işte bak. Elazığ'da deprem oldu, kaya kaymaya gitti. İstanbul kara bulanmış, yemek yemeye gidiyor. Ha bu kendi şahsi şeyi, bizim şeyimiz değil yani. Yani tek rakibi şu an İmamoğlu gözüküyor ama zannetmiyorum yani. Abi selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi bugün erken bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye kullanırsınız? İyi Parti'ye. İyi Parti. Neden abi? Hayat çok ucuz olduğu için. Bu kadar rahatlık bize yeter. Ne gerek var bu kadar rahatlığa? Maşallah uçuyoruz. Uçak yaptık, kalktı, inmedi. Bu yıl çok merak ediyorum, domates, biberi kaçtan alacağız? Eken var mı? Ben Çanakkale'liyim. Benim memleketimde günde benim köyümden 21 kamyon domates çıkardı. Bugün bir kamyon çıkartamıyoruz. Sebep? Gübresi pahalı. İlacı pahalı. Yakıt desen 14 lira. 17 lira. Nasıl olacak bu iş? Nereye gideceğiz? Geçen ay kiradan çıktım taşındım. 800 veriyordum. Ev sahibim evden çıkarttı. Enflasyon yüksekti. 1.400 yaptı. İki katına. Hayat iki katına çıkmışken 4.250 lira parayla geçinebilmek kolay mı? O yemleri bize versinler. Bir gün biz sefamızı sürelim.
Biz 4250 lirayı verelim, bir günde onlar sefasını sürsün bakalım. Hayat kolay mıymış? Teşekkür ettim. Çok sağ olun, teşekkürler. Abi bugün erken bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye kullanırsınız? Erken seçim olsa oyumu hangi partiye kullanırım? Mevcut iktidara vermem. O kesin. O neden abi peki? Ülkenin hali ortada. Ülkenin durumu ortada. Artık çözüm bulamıyorlar, tıkandılar. Tükendiler yani. Ben sosyal demokrat görüşlü bir insanım. Muhtemelen vereceğim parti belli. Ya söylemiyorsunuz derken şöyle söyleyeyim. Ben açık konuşayım. Ben CHP'ye oy vereceğim. Ama Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa Kemal Kılıçdaroğlu'na vermeyeceğim. Çünkü bu millet onu istemiyor. Olay bu kadar basit. Peki bu sizce yeni gelen, bugün hükümet değişmiş olsa yeni gelen hükümet bu zamları aşağı çeker mi? Ya şimdi ülkenin gördüğü tahribatın bir anda giderilmesi mümkün değil. Muhtemelen 5-10 yıllık bir süreyi kapsar. Hani sihirli bir değnek dokunmuşçasına her şeyin hallolacağını beklemek saflık olur. Ama ülkeye verilen tahribat çok büyük. Bunun giderilmesi de zaman alacak. Abi bugün erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye kullanırsınız? AK Parti'ye. AK Parti. Neden abi? Ya adamın görüşleri belli zaten. Öbürü onların yaptığını ondan başa iyi bir lider gösterin, ona verelim. Ondan başa bir şu Türkiye'nin geleceğinden başa bir lideri var mı? Yoktur. Hayır. En iyisi yine AK Parti. AK Parti. Peki AK Parti mi Erdoğan mı abi? Nasıl? AK Parti mi Erdoğan mı? Nereden anlarım? AK Parti'ye mi veriyorsunuz, Tayyip Erdoğan'a mı veriyorsunuz abi? Tayyip Erdoğan'a. Tayyip Erdoğan'a vereceğim. Kime vereceğim? AK Parti. Yani buradan başa şu, şöyle bakın dünya devletlerine bakın, en yine şeylisi, en iyisi irahatı bizim Türkiye. Nasıl iyiyesin ha? İyi. Tabii size yani. Soralım abi. Bugün... Ben Erdoğan'a veriyorum. Erdoğan'a. He. Neden abi? Çalışıyor ve. Yapıyor. Göz görüyor şimdi. Her şey göz görüyor. Allah. Ya şimdi şöyle bakayım bak. Dünya devletlerine bakayım. Yine Tayyip'ten önce oraya yardım eden olmadı. Yine o tırları onlar çıkarttılar. Türkiye devleti çıkarttı. Yani şimdi Tayyip Erdoğan dedi mi dünyanın lideri oldu. Tayyip Erdoğan. Dünya lideri. Bir tane. Var mı başa? Bir tane gösterin. Doğru mu? Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol abi, teşekkürler. Hadi hayırlı. Hayırlı günler, sağ ol. Abi selamun aleyküm. Aleykümselam. Abi bugün erken bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye kullanırsınız? Ya, reisten başka adam var mı? He? Reisten var mı başka adam? Partiye yönetemez, memleket yönetemez. Bol şanslar. Eyvallah. Abi selamun aleyküm. Abi bugün erken bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye kullanırsınız? Tabii ki aynı parti usta. Aynı dediğin. Devam usta, durmak yok, yola devam. Soru soralım abla. Merhabalar. Abla bugün erken bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye kullanırsınız? Ben AK Partiliyim. AK Partiliyim. Evet. Kızım duymasın ama ben AK Partiliyim. Duymadan görür abla. Duyuyor ve diyor. Kızım şey sevmiyor da ben AK Parti. Yine AK Parti'ye mi veriyorsunuz? Ne bileyim valla düşünmek lazım da ortalık çok kötü. Ben daha bu yaşıma kadar bu seneki gibi şey görmedim. Hiç böyle krizdi şeyde inan çalışıyor. Üç kişi yetiştiremiyoruz eve. Ekonomik yine şey konuşacağım ama çok berbat durumda ya vallahi. Markete gidiyoruz mesela bugün 5 lira yarın 10 lira. İnan yetişemiyoruz gerçekten yani. Evet her gün gece uyuyoruz sabah zamla uyanıyoruz. Anlamadım ki ben hiç uykuda zam yapıyorlar. Kim yapıyorsa bunun alet bunu kim yapıyorsa yani. Yani bu seçimi yapanlar Tayyip mi yapıyor ben bilmiyorum kimi yaptığını da yani. Çok saçma bir şey. Bu ya gerçekten bak kaç yaşındayım. Bu seneye gibi hiç şey görmedim. Böyle ekonomi şey görmedim. Şoktayım yani. Gerçek uyuyoruz. Sabah bir bakıyoruz şu zamlar mı? Makarna bile 6 lira be. Düşünsene bir fakirin günde 5 ekmek aldığını düşünsene 3 liradan ekmek aldığını. Hayır 5 kişilik aile 3 liradan ekmek aldığını düşün. Kaç para yapıyor düşün yani. Al 4 lira 5 lira şey maaşın olsa ne olacak ki? Ben de alıyorum 4 lira ama yetmiyor yani. Kızım da alıyor. Hiçbirimiz yetiştiremiyoruz yani. Abi bugün erken bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye kullanırsınız? Hocam AK Parti'ye veririz de. Hocam her şey uçtu ya. Alamıyoruz yani arasına yetişemiyoruz. Her gün şey değişiyor, etiket değişiyor. Yani çok zorundayız. Asker ücretimizde çalışıyor. Yani ayı getirmiyoruz yani. Getiremiyoruz. Çok zorundayız. Bugün erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye kullanırsınız? AK Parti. Yok AK Parti'ye karşıyım. Kesinlikle karşıyım. Neden abi? Bu Türkiye devleti
hariç bütün ülkeler mesela şey yapıyor, halkına destek veriyor. Bizim ülkemiz ne yapıyor? AK Parti ne yapıyor daha doğrusu? Doğalgaza zam. Aynı Şaban gibi zeytine muhtaç ettiler insanları, doğru mu? Her şeye zam, her şeye zam. Yani. O yüzden dolayı AK Parti... Tabii AK Parti hayır. No. No, no. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Abi bugün erken bir seçim olsa oyunu hangi partiye kullanırsın? Bugün erken seçim olmuş olsa AK Parti olmasın da yani. Hangi parti olursa olsun yani. Bugün erken bir seçim olsa oyunu hangi partiye kullanırsınız? Memleket için hayırlı olmasını diliyoruz ve güzel günleri bekliyoruz. CHP'den yana da kullanmak böyle gönül rahatlığıyla söyleyemiyoruz ama yani gönül ister genel başkan değilsin. Yani istiyoruz. Tabii sevenleri var. Orası ayrı. Ama CHP'den yana kullanırız. Bu zamana kadar da zaten hep ona kullandık. Şimdiden sonra da öyle olur. Darısı AK Partili arkadaşlarımın başına. Yani onlara soralım. Gel canım benim, gel. Yani inşallah onlar da yani bu zor zamanlarda aydınlanıyorlar diye düşünüyorum. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Hayırlı günler. Abi bugün erken bir seçim olsa oyunu hangi partiye kullanırsın? Abi malum durumlar ortada. Yani 3 tane döner aldım 50 milyon. Yani artık oyumu gerisini siz düşünün. Yani böyle bir şey yok. Yani durumlar vahim.